Ve nefesler tutuldu, zaman daraldı. Türkiye'nin en kritik seçimine sadece 2 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu tüm güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Siyasi partiler de son hazırlıklarını gözden geçirdi. Yurt dışından gelen oyların tasnif işlemi de tamamlandı. Seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemler alınmış durumdadır. Bir yanda darbe söylemleri, diğer yanda provokasyon iddiaları. Türkiye'nin seçimi için son 2 güne girilirken sandık güvenliği gündemin en kritik başlığı. Seçim günü, enerji kesintisi ve siber saldırı gibi teknolojik altyapıya ilişkin tüm tedbirler alınmış, gerekli deneme testleri de yapılmıştır. Oy pusulalarının dağıtımından sandık başlarındaki önlemlere tüm partiler teyakkuzda. Yurt dışından gelen oylarda sayım gününe kadar yüksek güvenlik altında. Yurt dışından Türkiye'ye ulaştırılan yaklaşık 1 milyon 817 bin oy da bakın Ankara'da işte bu büyük odada muhafaza ediliyor. Şimdi yetkililer tüm oyları tasnif etme çalışması yürütüyor. Kuş uçmuyor, her yer kapalı, asansörleri kapattık. 14 Mayıs seçim sabahı buradan sandıkları alacağız. Dışarıda oluşturduğumuz sandık kurullarına koyacağız. Tasnif işlemi tamamlandı. 5 kilitli demir kapı yeniden kapandı. Bu kilitler 14 Mayıs günü açılacak ve saat 17 itibariyle yurt dışından gelen oylar sayılmaya başlanacak. Partiler de son hazırlıklarını gözden geçirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz kamera karşısındaydı. Seçimlere ilişkin hiçbir oy zayi olmasın diye bir sistemimiz var. Millet İttifakı liderleri de seçim güvenliği için CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Yapılan yazılı açıklamada milletimiz müsterih olsun, hiçbir sandık boş bırakılmayacak denilirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten de dikkat çeken uyarı geldi. İnternetin kesilmesi, bant daraltılması gibi uygulamalara da teşebbüs edilirse halkın iradesine müdahaledir. Bu Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür. Onun için lütfen herkes aklını başına alsın.